Gençler merhabalar, Pako YouTube kanalına, canlı ders dershaneye hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün Milli Edebiyat dönemiyle ile başlayacağız. Ee, Tanzimat'ı konuştuk, Servet Finun'u ve Fecrati'yi konuştuk. Milli Edebiyat'ı da konuşacağız ve daha sonra Velen'i, Cumhuriyet Dönemi, Türk Edebiyatı. Ee, ve e, Milli Edebiyat'ı konuşurken böyle biraz e, işin tarihi altyapısından da bahsedeceğiz. O yüzden çok fazla vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Evet şimdi milli edebiyat dönemi arkadaşlar ne diyeceğiz? Şimdi bu dönemde e, şimdi fecaatiyi kapattık. E, şimdi tanzimatla beraber neler olmuştu? E, tanzimat döneminde artık işte batı etkisindeki Türk edebiyatına giriş yapmıştık. E, bu dönemde e, tanzimat döneminde Osmanlı'nın e, bir takım işte Avrupa'ya öğrenci göndermek gibi, işte Tanzimat Fermanı ilan etmesi ve e, işte Batıya kapılarının tamamen açılmış olması gibi e, Batıcılık yönünde attığı adımlar vardı. E, kendi içerisindeki azınlıkların böyle biraz işte e, onların hukuki anlamda eğitimle ilgili e, adli bazı durumlarda haklarını haklarını düzenleyen bir fermandı Tanzimat Fermanı 1839 yılında. E, ilan edilmişti 1856 ıslahat ile bu süreç devam etti bir Osmanlı vatandaşlığı kimliği yaratma gayesiydi aslında e, ve edebiyata da aslında bu sirayet etti hem e, Fransız edebiyatının etkisi altına girdi e, Türk edebiyatı. E, Fransız edebiyatının azın biçimlerinden büyük oranda etkilendik. Tanzimat dönemi ilklerin dönemiydi hatırlıyorsunuz. E, i̇lk roman, ilk hikaye, ilk makale, ilk gazete, ilk deneme... ...birçok şey, e, birçok ilk tanzimat döneminde gerçekleşmişti. Ve tanzimat döneminde şöyle bir durum mevzu bahis olmuştu hatırlıyorsanız. Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın aslında yazdığı makalelerle... ...üzerinde büyük bir tartışma ortamı yaratmıştı. Dili sadeleşmesiydi bu mevzu biliyorsunuz. Namık Kemal, e, Lisan Osmanlı edebiyatı hakkında bazı Mülahazat Şamildir isimli e, makalesinde dilin sadeleşmesi gerektiğini savunmuştu. Sanatı toplum için e, yapacaklarını deklare etmişlerdi. E, edebiyatı toplumu eğitmek için bir araç olarak kullanacaklarını söylemişlerdi ve bunun için halkın kendi arasında konuştuğu dilin edebiyat dili olması gerektiğini, anlaşılır olmak gerektiğini söylemişlerdi. Ziya Paşa da şiir ve inşa makalesinde bunu söylemişti. Halk edebiyatının azın biçimlerine dönmemiz gerektiğini söylemişlerdi. Ama dilin sadeleşmesi fikri hayata geçirilememişti bu dönemde. Tanzimat birinci dönemde sadece Ahmet Mithat'ın metinlerinde böyle biraz daha sade bir dil görüyorduk ama Namık Kemal gibi isimler dillerini sadeleştirebilmeyi pek başaramamışlardı. Hiçbir değişim öyle bir anda hayata geçemiyordu bunu söylemiştik. Tanzimat ikinci döneme geldiğimiz zaman dilin sadeleşmesiyle ilgili mevzu tamamen ortadan kalkmıştı hatırlıyorsanız. Sebebi de dönemin siyasi koşullarıydı. Abdülhamit politikalarının, o baskı politikalarının e, yansımaları, gazetelerin kapatılmaları, tiyatroların kapatılmaları, dilin sadeleşmesi mevzusunda rafa kaldırmıştı ve sanat, sanat içindir anlayışına dönülmüştü. Eski yeni tartışmaları başlamıştı bu dönemde hatırlıyorsanız. Recaizade ve Muallim Naci etrafında ve bu eski yeni tartışmaları Servet-i Fünun döneminin başlamasına neden olmuştu. Yeni bir edebiyat oluşturma gayesi burada devreye girmişti. Yeni edebiyatı oluştururken eski kelimelerle değil, yeni kelimelerle, yeni bir anlatım diliyle bunu yapabilmek gerektiğini söylemişler. Sözlük karıştırmışlar. Nerede az kullanılmış kelime var bunları işin içerisine katmışlar ve dili daha da ağırlaştırmışlardı. Servet-i döneminde. Pecrati'de de aynı dilin ağırlaşması mevzusu devam etti. Ahmet Haşim'in de dili oldukça ağırdı bu dönemde biliyorsunuz. Ee, ve sanat için sanat anlayışı devam etti. Ama gel gelelim Milli Edebiyata geldiğimiz zaman yani yıl 1911'i gösterdiğinde Artık Osmanlı bir savaşlar dönemine girdi. Balkan Savaşları başladı. Daha sonra 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı ve daha sonra Kurtuluş Savaşı ile beraber böyle 10-11 yıllık bir savaşlar dönemine girdik hatırlıyorsanız. Dolayısıyla da artık mevzu sanat için sanat olmaktan çıktı. Fecrati döneminde sanatçılar işte her ne kadar Batı'yı günü gününe takip edeceğiz işte kütüphanemizi kuracağız, konferanslar verip halka aydınlatacağız vesaire deseler de ne oldu? Fecati o altına imza attıkları o beyannamenin arkasında pek duramadılar ve o sanatçıların büyük bir kısmı Yakup Kadri gibi, Refik Ayet Karay gibi isimler genç kalemler e, dergisinde yazmaya başladılar. Yeni Lisan Makalesi'nin söylediklerini, e, edebiyat yaşamlarını yansıtmaya başladılar. Yeni Lisan Makalesi çok önemli arkadaşlar. Genç Kalemler dergisi çok önemli. Ama bunlardan bahsetmeden önce, şimdi şurada gördüğünüz fikir akımlarından bahsetmek istiyorum. Şimdi Osmanlı'nın son dönemleri ve bir reçete arıyorlar. Yani biz bu işi nasıl toparlarız? Yani Osmanlı'yı nasıl? küllerinden tekrar doğabilir diye herkesin söylediği farklı farklı fikirler var. Bunlardan bir tanesi İslamcılık da hatırlıyorsanız. Biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim'le beraber Osmanlı padişahı aynı zamanda Osmanlı halifesiydi. Ve bu İslam dünyasının lideri olmak demekti ve aslında büyük bir güçtü. Dediler ki biz bu gücü, gücü kullanalım. İslam dünyasının lider olma pozisyonunu kullanalım ve onları ve İslam dünyasını bir araya getirelim. O eski güçlü dönemlerimize ancak böyle dönebiliriz dediler ama Birinci Dünya Savaşı'nda Arapların İngilizlerin yanında saf değiştirmesi bu fikrin çürüdüğünü, aslında o halifelik makamının e, eski gücünde olmadığını bize gösterdi. Osmanlıcılık fikri herkesi Osmanlı vatandaşlığı altında birleştirelim. İşte sen Ermenisin, sen Yahudisin, sen şey işte başka bir Rumsun gibi bir ayrım ortadan kaldıralım. Irkınız ne olursa olsun hepiniz Osmanlı vatandaşısınız anlayışını getirelim. E, tazimat fermanı ve akabindeki ıslahat fermanı Osmanlıcılık akımının, Osmanlıcılık düşüncesinin etkisiyle atılan adımlardı. Ama Balkan savaşları da bunu çürüttü. Sen ne kadar e, şey yapsan da, işte tanzimat fermanı, ıslahat fermanı ile onların belli bir noktada haklarını onlara teslim etmeye çalışsan da aradaki o farkı ortadan kaldırmaya çalışıp Osmanlı vatandaşlığı kimliği altında onları birleştirmeye çalışsan da ne oldu? Balkan savaşları patlak verdi. Bağımsızlıklarını teker 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 ilan etmeye başladılar. Bu fikir burada çürüdü. Batıcılık işte batı tarzı eğitim kurumlarının olması, Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi vesairesi gibi konularda bunun etkilerini göreceğiz. Ama günün sonunda Türkçülükle beraber dedik ki Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Öyle değil mi arkadaşlar? Ve Türkçülük düşüncesi Osmanlı çevrelerinde birçok aydın tarafından desteklenmeye başladı. Milli edebiyatta aslında Türkçülük ideolojisinin propagandasının yapıldığı bir edebi dönem olarak karşımıza çıkacak. Milliyetçilik özellikle Türkçülük hareketinin önderi durumunda olan Ziya Gökalp, çok önemli bir isim. Atatürk'ün de çok etkilendi isimlerden biri. Biri Namık Kemal Tanzimat döneminde diğeri de biliyorsunuz Ziya Gökalp. Yazılarıyla ve İstanbul Üniversitesi'ne verdiği sosyoloji dersleriyle ilk sosyolog olarak kabul edeceğiz onu. Hem milliyetçilik ilkelerinin aydınlarca benimsenmesinde hem de milli bir edebiyatın yaratılmasında başlıca etken oldu. Ve bu noktada arkadaşlar Genç Kalemler Dergisi çok önemli olacak ve Genç Kalemler Dergisi'nin ilk sayısında yazılan, yayınlanan Yeni Lisan makalesi çok önemli olacak. Belli bir noktada Yeni Lisan makalesi Milli Edebiyatı'nda manifestosu, beyannamesi olacak. Şimdi dilin sadeleşmesi mevzusu Tanzimat 1. dönemde Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi isimlerce gündeme getirildi ama dil sadeleşemedi. Servet-i Fünü ve Fecraat ile daha da ağırlaştı demiştik ama artık hakikaten e, dönemin siyasi koşulları o savaşlar dönemine girmemizle beraber artık halk tarafından anlaşılmak çok büyük bir ihtiyaç oldu. Dolayısıyla artık e, sanatçılar halk tarafından anlaşılır olmayı çok önemser çok önemsel hale geldiler. Bunun birinci yolu da dili sadeleştirmekti. Yeni lisan makalesi Ömer Seyfettin tarafından yazıldı ama yazının sonuna bir soru işareti konuldu. Bunun nedeni bu düşüncelerin e, sadece Ömer Seyfettin'e atfedilmesi değil, Genç Kalemler kadrosundaki bütün sanatçılara atfedilmesiydi aslında. Dolayısıyla da bu sanatçılar her biri Yeni Lisan makalesinin altına imza atarak ee, ne yaptılar? Dilin sadeleşmesi gerektiğini söylediler. Peki ne diyordu yeni lisan makalesi, makalesi? Nasıl bir sadeleşmeden bahsediyor yeni lisan makalesi? Ona bakalım. Şimdi Arapça ve Farsça dil bilgisi kurallarıyla bazı istisnalar dışında bu kurala göre yapılmış ta tamlamaları kullanılmaması. Şimdi arkadaşlar şunu diyorlar. Tamamen bir öz Türkçeleşme hareketi değil aslında. Yani herkesin kullandığı ve yani günlük konuşma dilinde bazı bir sözcükler var. Kalem sözcüğü, Arapça bir sözcük aslında. Ama herkes kullanıyor. Günlük konuşma dilinde var. ve Herkesçe kalem sözcüğü ak ak akla şunu getiriyor. Yani şimdi buna Öztürkçe bir karşılık bulmaya gerek yok. Kalem kullanılmaya devam edilebilir. Ama halk arasında karşılığı olmayan, halk arasında yaygın kullanımı bulunmayan kelimeler varsa bu noktada e, Türkçeleşmek, bu noktada ee, aslında onun Türkçe karşılığını kullanmak. Halk arasında kullanılan halini kullanmak elzem diyorlar. Arapça ve Farsça kelimelerin Türkçedeki kullanışlarına göre değerlendirilmesi, bu dilere ait kelimelerin yerine mümkün olduğu kadar Türkçe'lerinin kullanılmasına dikkat edilmesi, Arapça ve Farsça kelimelerin Türkçe telaffuzlarına göre yazılması, bilim dilinde kullanılan Arapça ve Farsça terimlerin kullanılmasına devam edilmesi, öteki Türkçe Türk lehçelerinden kelime alınmaması, Konuşmada İstanbul şivesinin esas olarak konu edilmesi yani yeni lisan makalesinin en önemli noktalarından biri bu. Esas olarak alınan şey nedir? İstanbul konuşması, İstanbul Türkçesi. Tamam mı arkadaşlar? Edebiyat dilinin İstanbul Türkçesi haline getirilmesi, halkın kendi arasında konuştuğu dilin İstanbul Türkçesi yani edebiyat dili olması yeni lisanın söylediği şeylerden biri olacak. Döneme dair en önemli özellik milli olma kavramının edebiyatta yer bulması. Ne dedik? Zaten Türkçülük propagandasının yapıldığı bir dönem milli edebiyat dönemi. Ve milli olma konusu da ilk kez ve döneme dair en önemli mevzulardan bir tanesi olacak. Dilde sadeleşme tamamen gerçekleşti artık. Yani Tanzimat'ta gündeme gelen ama hayata geçmeyen sadeleşme mevzusu milli edebiyatta gerçekleşti. Bu dönemde halkın kendi arasında konuştuğu dil edebiyat dili oldu, dil sadeleşti. Hece Arus tartışması bitti. Artık bu insanlar artık hece ile yazmaya başladılar. İstanbul Türkçesi esas alındı. Milli konular var. E milli konular nasıl olmaz? Ülke savaşta. Ülkeyi kurtarma adına reçetelerin sürekli tartışıldığı bir dönem. Dolayısıyla da insanın memleketten başka derdi yoksa ne diyeceğiz biz milli edebiyata zaten? Memleket edebiyatı diyeceğiz. Mevzu bahiste millet olacak, memleket olacak. Kurtuluş olacak arkadaşlar. Ve tabii ki günün sonunda ne diyeceğiz milli edebiyat için? Toplum için sanat anlayışının hakim olduğu bir dönem diyeceğiz. Ve Ömer Seyfettin'le başlayacağız. Ee, bugün bütün sanatçıları söylemeyeceğim böyle bir kalabalıklık bir kafa karışıklığı olmasın diye. Bir kısmını bugün bir kısmını da bir sonraki dersimizde anlatacağım. Şimdi Ömer Seyfettin milli edebiyatta yeni lisan makalesinde kaleme alan isim. Dolayısıyla da... Ee, dille sadeleşmenin de en önemli savunucularından biri. Toplum için sanat anlayışının en önemli savunucularından biri ve milli edebiyatın en önemli hikayecilerinden biri. Zaten olay hikayeciliği denildiğinde Ömer Seyfettin karşımıza çıkıyor olacak. Ee, Olay hikayeciliğinin dünya edebiyatındaki en önemli temsilcisi de Baposan demiştik. Baposan tarzı hikayecilik. Türk edebiyatına da Ömer Seyfettin daha sonra bahsedeceğiz. Refik Halit Karay olay hikayeciliğinin en önemli temsilcileri olacaktı. Ee, Ömer Seyfettin hayatını hikaye yazarak kazanan kişilerden biri. O yüzden çok sayıda hikayesi var. Yani mesleği yazarlık olan isimlerden biri. Hazinede bir ölümü var Ömer Seyfettin'in. Ee, Doktor. Hastalığı doktor tarafından test edilemiyor aslında şeker hastası ama iyileşmesi için bolca portakal yemesi tavsiye ediliyor. Ve bu da bu da tabi hastalığının iyice nüksetmesine neden oluyor. Vefat ettiğinde kimsesi olmadığı düşünülüyor. E, kadavra olarak e, tıp öğrencilerinin e, öde, kimsesiz olarak görüldüğü için e, tıp öğrencilerinin kadavra olarak tıp öğrencileri tarafından ben neden bu cümleyi kuramadım kadavra olarak kullanılıyor ve daha sonra durum anlaşılınca ee, gömülüyor Ömer Seyfettin. Yani hazinde bir ölümü var. Aslına bakarsanız yeni lisan deyince ilk akla gelen Ömer Seyfettin oluyor zaten. Evet çünkü o kaleme aldı arkadaşlar ama sonunda Ömer Seyfettin yazmıyor. Bir soru işareti var. Sebebi bu düşünceleri sadece Ömer Seyfettin'e değil tüm genç kalemler ailesine ve milli edebiyat dünyasına ee, atfetmek. Kirpi deyince Refik Halit Karay gelecek aklımıza ondan da bahsedeceğiz arkadaşlar. Hikayelerine bakalım Ömer Seyfettin'in. İlk düşen ak, harem, yüz akı çok fazla var. Yani hepsinden bahsedebilmek mümkün değil ama şurada pembe incili kaftan zaten e, okumayan kalmamıştır. Beyaz lale oldukça önemli. Yüksek ökçeler benim en sevdiğim hikaye Ömer Seyfettin hikayelerinden biri aslında. Kızıl elma, gizli mabet, bahar ve kelebekler Yalnız Afek, Kaşağı çok önemli hikayelerinden biri ve daha birçoğu var. Ee, ama e, burada bahsedeceklerimiz bunlar. Falaka yine çok önemli hikayelerinden bir tanesi. Romanları deyince de Efruz Bey, Yalnız Efe ve Asabı Keyfimiz kimi kaynaklar uzun hikaye olarak kabul ediyor, kimileri roman diyor. Bu konu netleştirilebilmiş değil henüz. Ee, şiirler başlığı altında bir şiir kitabı var. Mahçupluk imtihanı deyince de bir oyunu var ama siz Ömer Seyfettin deyince yeni lisan makalesini aklınıza getireceksiniz. Ve onun olay hikayeciliğinin Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi olduğunu akla getireceksiniz. Dediğim gibi yazarak hayatını kazanan bir isim. Dolayısıyla bolca yazmış ve ee, olay hikayesi neydi zaten? İşte merak unsurunun tavan yaptığı hikayecilikti. O yüzden de insanları, insanların merakını cezbeden, onların e, okumasını sağlayacak, heyecanlı e, güzel hikayeler yazdı Ömer Seyfettin. Gelelim Ziya Gökalp'e. Türkçülük ideolojisinin en önemli temsilcilerinden biri. E, Türkçülüğü belli bir sisteme bağlayan kişi. Türkçülükle alakalı ilk çalışmaları yapan kişi diyemem. Çünkü Ahmet Vefik Paşa'nın ee, Şecere-i Türkiye'si mesela bunun önemli ilk adımlarından bir tanesi. Şemsettin Sami Tanzimat döneminde sadece e, ilk romanı yazmamıştı. Şemsettin Sami biliyorsunuz ilk yerli roman Taşkutalat ve Fitnat'ı yazdı. Ama bununla beraber e, sözlük çalışmaları da olan bir isimdi. O yüzden Türkçülükle ilgili ilk adımları atan, bununla ilgili ilk çalışmaları yapan... İsimler tazimat döneminde Şemsettin Sami ve Ahmet Vefik Paşa olarak çıkacak zaten karşımıza. Zaten Ziya Gökalp Türkçülüğü belli bir sisteme bağlayıp Türkçülüğün esaslarını yazarken de e, Ahmet Vefik Paşa'dan da Şemsettin Sami'den de bahsedecek. Ama <laughs> bunu kitaplaştırıp belli bir sisteme bağlayan ilk kişi kim olacak? Ziya Gökalp olacak. Hangi eseriyle? Türkçülüğün esaslarıyla arkadaşlar. Bunu unutmayacaksınız. Ve ilk Türk sosyologlarından, toplum bilimcilerinden biri Ziya Gökalp. Türkçülük düşüncesini sistemleştirdi. Türkçülüğün esaslarında yine söyledik. Şiir için değil, şuur için ifadesini kullanarak... Toplum için sanat anlayışını benimsediğini dile getirdi. Dili oldukça sade. Zaten milli edebiyat dönemi sanatçılarının hepsinin dili sade. Dili tamamen sadeleştirebilmeyi başarabildiğimiz dönem demiştik milli edebiyat için. Bunu unutmayacaksınız. Evet Ali Canip Caniple tanışması da önemli etkilerden biri. Evet o e, genç kalemler serüveninin başlamasında çok güzel. Evet dili sade bir dönem aruzu kullansa da heceye döndü, ritimden uzak didaktik şiirler yazdı. Ne Ne demek didaktik? Öğretici şiirler yazdı. Zaten sanat için değil. Şiir için değil, şuur için yazdı. Dolayısıyla da öğretici şiirler kaleme aldı. Dile çok büyük bir önem verdi. Batı dillerinden alınan sözcüklerin karşılığı olarak yeni sözcükler buldu. Onların Türkçelerini buldu. Dil konusundaki düşüncelerini Lisan adlı şiirinde açıkladı. Beş hececiler üzerinde de etkili oldu. Beş hececiler, kimdi beş hececiler ya? Haydi bana sayın. Bana beş hececileri saymanızı rica ediyorum sizden arkadaşlar. Beş hececilerin o beş ismini kim sayacak? Beş hececilerden bahsedeceğim bir sonraki derste ama isimlerini şöyle bir anmış olalım. Kim bu beş hececiler? Hey of geldi. Çok güzel. Hey of, oh hey, fehoy. Hey <laughs> Hangisini isterseniz ben aklımda Hey of diye tutuyorum. H'si Halit Fahri Ozan Soy. Halit Fahri Ozan Soy bak. Aruza Veda'yı yazdı. Aruza Veda etti. Beş hececilerin önemli isimlerinden biri Halit Fahri Ozan Soy. Aruza Veda'yı yazdı ve artık biz heceye dönüyoruz dedi. Tamam mı? Zaten Ozan Soy. Yani adam bu ozanlığı, bu şairliği, bu şiiri o kadar önemsiyor ki. Yani bir e, ölçüye, bir şiir ölçüsüne veda ederken bile onun şiirini yazıyor ayol. Aklınızda böyle tutun tamam mı? Halit Fahri Ozan Soy Aruz'a vedayı yazdı. E. Enis Behiç Kor Yürek. Y. Yusuf Ziya Ortaç. O. Orhan Seyfi Orhon. F. De Faruk Nafiz Çamlıbel. Faruk Nafiz Çamlıbel'in arkadaşlar sanat şiiri çok önemli ve çok güzel de bir şiir. Ben çok severim. Sanat şiiri de milli edebiyatın manifestolarından kabul ediliyor. Hatta ben size o şiiri Milli Edebiyat döneminden bahsederken e, mutlaka okumak istiyorum. Açayım sanat şiirini okuyayım. Size Milli Edebiyat'ı e, çok güzel anlatacak sanat şiiri. Bu sanat şiiri benim ilkokulda e, böyle okula karşı da e, okuduğum, ezberleyip ezberli okuduğum şiirlerden biriydi. Sanat şiiri şunu söylüyor. Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek bizim diyarımızda bin bir baharı saklar. Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek, incinir düz caddede dağda gezen ayaklar. Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da gezersin kırk asırlık mabedin içini. Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda, bize heyecan verir bir parça yeşil çini. Sen raksına dalarken için titrer derinden çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin. Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden bak. Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin. Anadolu'ya döneceğim diyor Anadolu'ya. Öz toprağıma döneceğim diyor. Zeybeğime döneceğim diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani aslında milli edebiyatı ne güzel açıklıyor. Batıdan diyor çekeceğim elimi eteğimi. Ya benim burada kendi toprağımın malzemesi var işleyip kullanabileceğim diyor. Fırtına yandıran orkestra sesleri bir ürperiş getirir senin sinirlerine, ıstırap çekenlerin acıklı nefesleri bizde geçer en yanık bir musiki yerine. Evet orada bir orkestra var, bir batı orkestrası var belki seni etkiliyor ama diyor benim memleketim kaynıyor. Her yer savaş, zulüm var, acı var, ölüm var ve ben artık o insanların musikisini, onların acıklı seslerini kullanacağım sanatımda diyor. Milli edebiyatçılar sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun. Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini biz duyarız en güzel zevkini ruhumuzun görünce bir köylünün kıvrılmayan belini o köylüyü anlatacağım artık diyor. Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz. Arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz diyor ve ben artık Anadolu'nun yolunu tutacağım diye Anadolu'yu işaret ediyor. Servet-i Fünun'da zaten ne demiştik? Hep İstanbul dedik. Batı etkisinin çok yoğun hissedildiğini söyledik. Anadolu'yu anlatmıyorlardı dedik. Milli Edebiyat'ta artık o Servet-i Fünun'da hep romanlar aydın çevre, salon edebiyatı demiştik ya. Okumuş çevre, aydın çevre, zengin insanlar ve ins insanlar ve İstanbullular diye. Milli Edebiyat'ta o iş artık değişti. Yönlerini Anadolu'ya, Anadolu insanına ve onların acılarını, problemlerine çevirdiler. Ee, ve böylelikle e, beş ececileri de söyledik. Beş eczelerin üzerinde de Ziya Gökalp'ün etkili olduğunu söyledik. Şiirleri Kızıl Elma, Altın Işık, Yeni Hayat bileceksiniz. Ziya Gökalp Türkçülüğün en önemli isimlerinden, Türkçülük Turancılık düşüncesinin, e, Türkç Türkleri bir çatı altında toplama düşüncesinin en önemli temsilcilerinden. Düz yazı, Malta mektupları. Türkçülüğün esasları bak Türkçülüğün esaslarını bileceksiniz. Türkçülüğü belli bir sisteme bağladığı eseri Türkçülüğün esasları. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak. Türkçülüğü aslında nasıl anladığını anlatıyor. Türkçülüğü de aslında milliyetçiler de kendi aralarında ayrılır. Ee, hani Türk İslam sentezini savunanlar ve tamamen sadece Türkçülüğü alanlar diye. Ee, bu noktada Ziya Gökalp. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak derken kendi milliyetçilik düşüncesini de burada ifade ediyor. Türk medeniyeti, tarihi, Türk töresi, Türk ahlakı, makaleler, terbiyenin sosyal ve kültürel temellerinde yazdığı Ziya Gökalp önemli bir düşünür, önemli bir şair olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Batı edebiyatına ilgi gösterenlere karşılık dile getirilmiş güzel bir şiir dedi Black Eagle. Aynen öyle arkadaşlar. Memleket şiirinin poetikası dedi. Black Eagle ne güzel açıkladın. İlk poetikayı söyler misiniz bana? İlk poetika. Kim yazdı? Adı ne? Ve hangi şiiri anlattı? Haydi soru. Sizler cevaplayın bana. Geldik Mehmet Emin Yurdakul'a arkadaşlar. Mehmet Emin Yurdakul memleket edebiyatının, milli edebiyatının en önemli şairlerinden biri, öncü şairlerinden biri, Türk Yurdu Cemiyeti ve Türk Ocağı'nın kurucuları arasında e, boşa Yurdakul soyadını vermediler ona. Şiirlerinde coşku, ulusal duygular, kahramanlık, yüreklendirme ve öğreticilik ögelerini ön plana çıkardı. Yani okuyanı harekete geçirmeye yönelik coşkulu şiirler yazdı. O yüzden de milli edebiyat şiirinin en önde gelen isimlerinden Mehmet Emin Yurdakul. Cenge giderken şiiri Mehmet Emin Yurdakul deyince aklınıza mutlaka ve kat'i surette gelmesi gereken şiiri olacak. Bu şiir ile tanınmış ve milli şair ünvanını da bu şiirle aldı. Hecenin hece ölçüsünün uzun kalıplarını kullandığı şiiri düz yazıya yaklaştırdı. Ee, dörtlük geleneğinin dışına çıkarak üçer, altışar, 8'er dizeden kurulu şiirler yazdı. Merdüm Giriz, Ahmet Haşim dedi ilk poetikayı yazan deyince ve ben size bu poetikanın adını da soruyorum arkadaşlar ve burada hangi şiir anlayışını aslında anlattı uzun uzun Ahmet Haşim bir de bunun cevabını vermenizi istiyorum. Türkçe şiirler, tan sesleri, Turan'a doğru, Ey Türk uyan bak harekete geçirmeye yönelik dedik ya yurda kul için. Ey Türk uyan dedi. Türk sazı, ordunun destanı, zafer yolunda, dicili önünde Mustafa Kemal. Bak şimdi ne dedi biliyor musun? Önce dedi ey Türk uyan dedi. Turan'a doğru diye istikamet verdi. Tan sesleri duyulmaya başlandı. Allah 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 al, gidiyor. Zafer yolunda ilerlerken en sonunda ordunun destanıyla Değil mi? O büyük e, destanı biz gerçekleştirmiş oluyoruz. Bak. Ne dedi? Önce dedi ki "Ey Türk uyan!" Bunu derken o Türk sazını çaldı. Kendimce şey bulmaya çalışıyorum. Hakkınızı tutmanız için bu işi hikayeleştirmeye çalışıyorum. "Ey Türk uyan!" dedi o Türk sazını çalarken. Daha sonra o Türk sazı ile beraber Tan sesleri duyuldu ve <laughs> o zafer yolunda ilerlerken Ordunun destanı yaşandı. Ordu destan yazdı. Değil mi arkadaşlar? Al sana sıralama hakkında tut. Mehmet Emin Yurdakul'un şiirlerini. Düz yazıları da Fazilet ve Asalet, Türk'ün Hukuku, Kral Korka ve Dante'ye. Yurdakul'un şiir kitaplarını bileceksiniz. Tan seslerini, Türkçe şiirleri, Turan'a doğruyu, Ey Türk uyanı, Türk sazını, ordunun destanı, zafer yolunda mutlak surette bileceksiniz arkadaşlar. Ee, saf şiirin poetikası. Şiir hakkında bazı mülahazalar Ahmet Haşim yazdı. Şiir hakkında bazı mülahazalar saf şiiri anlattı arkadaşlar. Bravo sizlere. Cenge giderken de okumayalım mı ya değil mi? Ben bir Türk'üm. Dinim cinsim uludur. Sinem özüm ateş ile doludur. İnsan olan vatanının kuludur. Türk evladı evde durmaz giderim. Bu topraklar ecdadımın ocağı. Evim, köyüm hep bu yurdun bucağı. İşte vatan, işte Tanrı kucağı. Ata yurdun evlat bulmaz giderim. Yaradan'ın kitabını kaldırtmam. Osmancığın bayrağını aldırtmam. Düşmanımı vatanıma saldırtmam. Tanrı evi viran olmaz giderim. İşte milli edebiyat şiiri değil mi arkadaşlar? Devamı da var. Bu, bu kadar kısmını aldık. Geldik Refik, Refik Halit Kara'ya. Sürgün, is, yani sürgünün hayatı sürgünlerde geçmiş bir isim. Ay bari çayımı da yudumlayayım değil mi? Şimdi Refik Ait Karay çok önemli isimlerden biri Milli Edebiyat döneminde. Çok sivri dilli biri. Ee, dönemi, sistemi eleştirmekten hiç sakınmayan biri. Ee, ve özellikle bu yönüyle de kirpi olarak e, ee, kirpi olan biri. Ee, önce Fecrati'de de ya da Fecrati'nin manifestosunun altına imzasını atmış bir isim ama daha sonra Milli Edebiyat Topluluğu'na katılacak. Ee, olay hikayeciliğinde iki isimden bahsetmiştik. Biri Ömer Seyfettin'de diğeri de Refik Halit Karay demiştik. Ee, hikayeciliğin konularını genişletmiş, konularını ve çevresini Anadolu'ya taşımıştır. Ve çok başarılı gözlem yeteneği vardır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, bu adamlar Anadolu'yu tanıyor, biliyor. Refik Halit Karay'ın ömrü sürgünde geçti demiştik. Memleketin en ücra köyünde, meskeninde bu adam sürgün hayatı yaşadı. O insanları, o insanların nelerle mücadele ettiğini, nasıl yaşadığını, o toplumun geleneğini, dinamiklerini orada yaşayan biri olarak, orayı gözlemleyen biri olarak çok iyi tanıyor. O yüzden mesela memleket hikayelerini rica ediyorum Refik Halit Karay'dan okuyun. Çok başarılı gözlem yeteneği var. Bir de böyle Anadolu' insanını şey yapmıyor yani işte aman aman alayım da altı okka edeyim yücelteyim gibi bir şey değil. Tüm yönleriyle kurnazlığıyla da anlatıyor. Yeri geliyor yakarlığıyla da anlatıyor. Ee, yeri geliyor yani kim insanı misafir e, işte misafirperverliğiyle de anlatıyor. Her yönüyle ele aldığı için objektif bir Anadolu insanı portresi sunuyor. Refika Ayet Karay'da Reşat Nuri Güntekin'de. İyi tanıyorlar. Reşat Nuri Güntekin dediğiniz kişi de öğretmen. Anadolu notlarını yazıyor. Anadolu'yu bucak bucak geziyor mesleğinden dolayı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na bakacağız. Bürokrat. Halide Edip var. Bürokrat. Köy köy gezip Anadolu'nun topraklarını, köylerini, kasabalarını gezip buralarla ilgili raporlar tutan bu insanları nasıl yaşadıklarını çok iyi bilen insanlar. O yüzden milli edebiyat Anadolu'yu anlatıyor da boşa anlatmıyor. İyi bilen, bu toprakları iyi tanıyan insanlar çok başarılı bir gözlemle anlatıyorlar. Ama servet Fünun'da sanatçılara bakıyorsunuz zaten işte belli çevrelerde İstanbul'a doğup büyümüş buraları tanıyan bilen insanlar daha çok tamam mı? Refik Aytık Karay. O zaman hadi soru sorayım size. Refik Karay'ın ee, romanları ile ilgili hangi romanlarını biliyorsunuz? Var mı Refik Aytık Karay'ın bildiğiniz romanları? Hatta bir romanının dizisini de yapmışlardı. ATV'de yayınlanmıştı. Refik Ait Karay'ın romanlarını ben size açmadan siz bakalım ne kadarını biliyorsunuz bana anlatın. Doktor olan Servet Finuculardan doktor olan Cenap Şahabettin de onu soruyorsa. Karantina doktoruydu hatta. Yemek yemedi. Niye ayol ya? Bilgisayar başında değil misiniz? Al telefonu mutfağa taşı. Ben orada anlatırken iki bir şey hazırla. Ben anlatırken de ye yeah, sınıf mı sanki çıkamıyorsun? Ben bir şey yiyip içmenize izin veriyorum arkadaşlar sınıfta. <laughs> Kendi öğrencilerime de yani sınıf ortamında ders anlatırken de su içip yemek yemelerine bir şey demezdim. Memleket hikayeleri dedi. Yani bu hikayesi ben romanlarını sordum ama evet memleket hikayeleri. Emre Kalfa doğru. İstanbul'un bir yüzü. İstanbul'un iç yüzü. <laughs> Güzel. Bugünün Saraylısı. Evet bugünün Saraylısı'nın dizisi yapılmıştı. Sürgün. Sürgün zaten hayatı sürgünlerde yaşamış e, biriydi. Sürgün Nilgün, Sürgün Nilgün bir de Nilgün diye romanı var. Oradan aklınızda tutun. Yezid'in kızı güzel. Okudum hocam memleket hikayeleri gerçekten güzel bir eser. Anadolu'yu tanımak açısından başarılı. Gerçekten öyle. Bir de gurbet hikayelerini yazdı Refik Ayet Karay. O da muazzam. Muazzam. şahanesiniz arkadaşlar ne diyeyim size. Mizah eserlerinde oldukça önemli bir yer tutar. E, toplumsal eleştiriye yer vermiştir. Aydede dergisinde yazdığı mizahi ve eleştirel yazılarıyla bilindi. Zaten e, göze batıyor. Hep hayatı sürgünlerde geçiyor. Buradaki eleştirel mizahi tarzdaki sivri yazılarıyla. Kirpi takma adıyla siyasal mizah yazıları yayınlamış. Bunları kirpinin dedikleri adlı yapıtında toplamıştır. Bu yazılarından dolayı bir süre sürgüne gönderilmiştir. Kirpinin dedikleri zaten kirpinin Refika Karay olduğunu bilin. Bir de Google Kul saat diye. Ee, bir eseri var Refika Etkaray'ın Onu da şöyle aklımıza tutun Refika Karay mesela toplumla ilgili bir şey oluyor Gubuklu saat pıt pıt diye çıkıyor ya Hemen böyle sivri dille bir şey araştırıyor Sonra hop sürgüne gönderiliyor Gubuklu saati de oradan Aklınıza Refika Etkaray'la Tutun tamam mı arkadaşlar Roman Yezid'in kızı geldi burada Sürgün hayatı sürgünlerde Geçmiş demiştik sürgün Nilgün ikisini Birlikte tutun çete Anahtar Bugünün saraylısı İstanbul'un iç yüzü sonuncu kade yer altında dünya var. Dişi örümcek 2000 yılın sevgilisi iki cisimli kadın Karlı Dağ'daki ateş kadınlar tekkesi. Kadınlar tekkesi Refika Ait Karay. Miskinler tekkesi kimin? Haydi bana miskinler tekkesinin kimin eseri olduğunu söyleyin. Kadınlar tekkesi deyince Refika Karay. Peki miskinler tekkesi deyince kim? Haydi size soru. Bu arada sorularda Yezid'in kızını görürsünüz. Sirgini, sürgünün ilgini görürsünüz. Çeteyi görürsünüz. Bugünün saraylısı İstanbul'un iç yüzünü görürsünüz. Özellikle bu yıldızladıklarım oldukça önemli kadınlar tekkesini de sorularda görürsünüz. Gurbet hikayeleri adlı eserde eskici adlı hikayesi tavsiye edilir. Güzel. Evet. Ay. Bilek Eagle. Tüyler diken. Çok güzel. Bir de şey. Hilye. Ben de orada hilyeyi çok sevmiştim. Orada hilyenin. Hatta sonra hilye nedir? E, ne demektir? Falan e, o mevzuyu da araştırmama sebebiyet vermişti. Onunla ilgili yazılar, makaleler okumuştum falan. Hilyeydi zannediyorum. O ilk hikayelerden biri. E, gurbet hikayelerinde. Çok güzel. Kadınlar tekkesi çok çıkıyor. Evet. Bu yıldızlıkları yani yanına yıldız koyduklarının Sorularda Refika Karay'ın romanları olarak karşınıza çıkar arkadaşlar. Miskinler Tekkesi deyince de Reşat Nuri Güntekin. Bravo arkadaşlar. Kadınlar Tekkesi, Refika Karay Miskinler Tekkesi, Reşat Nuri Güntekin. Tamam mı? Öyküleri, gurbet hikayeleri ve memleket hikayeleri gerçekten okuyun arkadaşlar. Mesela memleket hikayelerinde Şeftali Bahçeleri ee, de güzeldi çok güzeldi. O da ayrı bir güzeldi. Oyun deli. Hiciv. Kirpinin dedikleri. Guguklu saat. Gug guguklu saati nasıl hakkında tutacağını söylemiştim. Dıt bir şey söylüyor. Hop sürgüne gönderiliyor. Tamam mı? Sakın inanma. Kanma. Aldanma. Anı deneme fıkraları. Bir avuç saçma. Agop Paşa'nın hatıratı. Tanıdıklarım ay peşinde. Ay Dede dergisinde çıkartan buradaki mizahi ve sivri dilli yazılarıyla da bilinen bir kişiydi. Sürgün Refik Ayet Karay, bir sürgün Yakup Kadri. Black Eagle, güzel paslaşıyoruz dostum. Aferin sana, çok güzel. Sürgün Refik Ayet Karay, bir sürgün Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Aklınıza tutun. Kadınlar tekkesi Refik Ayet Karay, miskinler tekkesi Reşat Nuri Güntekin. Gelelim Reşat Nuri Güntekin'e. Reşat Nuri Güntekin'in romanlarını sayın bakalım bana. Haydi. Ahmet Vefik Paşa'nın, Ahmet Vefik Paşa'nın, e, fırfır güzel söyledin, Molière'den e, adapte ettiği tiyatro metni vardı. E, kadınlarla alakalı bir, neydi ya Molière'den, Hadi yine bir daha soruyorum. Hem şeyi söyleyin, çalıp şeyin, e, Reşat Nuri Güntekin'in romanlarını sayın, sonra da Ahmet Vefik Paşa'nın Molière'den adapte ettiği oyunları söyleyin bana. Yaprak dökümü. Ay yaprak dökümü batağına düşmüştüm bir kere. 148 bölüm müydü? Allah'ım neydi? Bırakamıyorum da bırakamıyorum da. Sonuna kadar finaline kadar izlemiştim. Ee, Türk Televizyon dizi tarihinin de önemli mihenk taşlarından biridir. Yaprak dökümü. Yeşil Gece Hatice bravo. Çalı kuşu bravo. Kadınlar Mektebi dedi Black Eagle Ahmet Vefik Paşa'nın Molière'den adapte olan e, tiyatrosu ile alakalı. Evet Black Eagle güzel cevap. Hatice'nin Acımak, Acımak Reşat Nuri Güntekin'in benim en sevdiğim romanlarından biri. Dudaktan Kalbe bunun da dizisini yaptılar. Show TV'de yayınlandı. E, aynı izlerdik konu Ben 8. sınıfa gidiyordum o zaman. E, kalem kutularımız vardı böyle köpekli. Biri Lamia olurdu, biri Kenan. Onları konuştururduk. Allah'ım nasıl bir ergenlik ya. <laughs> Allah'ım. Ee, dudaktan kalbi acımak dedi Yıldırım ee, Yaprak döküm acımak Çalı kuşu Çalı kuşular geliyor Zehra Damga Yeşil gece Değirmen Anadolu notları Anadolu notları tabi gizli yazı türünde Yani şey değil Romanı değil Ama Anadolu notları da Reşat Nuri'nin önemli eserlerinden biri Aferin size Aman Ali Rıza efendi Ağzımızın tadı kaçmasın Evet bir de şey vardı Ali Rıza'nın Hı 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 Falan diye Oğuz Katil yazdırdığı bir bölüm vardı onu da izleyenler bilirler. Evet Reşat Nuri Güntekin eserlerinde yurdun çeşitli yerlerindeki olumlu olumsuz görünümleri yani böyle hani memleket edebiyatı diyoruz ama memleket insanını anlatırken de Anadolu insanını anlatırken de öyle hep bir yüceltme yok yani bir toz pembe gözlük yok. Her türlü yönüyle iyisiyle de kötüsüyle de anlatıyorlar. Yanlış batılılaşmayı, batı inanışları mesela yanlış batılılaşma ve doğu batı kargaşası. Yaprak dökümünde bunu çok iyi anlatıyor mesela şey. Ee, Reşat Nuri Güntekin işte memleket İstanbul'a geliyorlar o Ali Rıza'nın çocuklarının yaşadığı o bunalım doğu batı arasındaki o ka, ıı, kalmışlık hani do oradaki biliyorsunuz Leyla ile Necla'nın Oğuz'la beraber <laughs> neler yaptıklarını falan değil o arada kalmıştık, o şehir hayatıyla o beraberlerinde geride bıraktıkları köy hayatı arasındaki o sıkışmışlık yaprak dökümü bunu çok iyi anlatır bunu çok iyi anlatan bir tiyatro oyun, tiyatro oyunlarından da biri vardı Köşebaşı, Koç Yiğit, Köroğlu Kimin de onlar? Haydi soru Zor bir soru sordum size Köşebaşı ve Koç Yiğit, Köroğlu Kimin tiyatrolarıydı? Hadi söyleyin bana O ileriden ama Cumhuriyet'ten sordum size o soruları Cevap verin Kişisel duygularıyla birleştirerek anlatmıştır. Bozulan insani değerleri ve ahlak yapısını işlemiştir. Eserlerine mizah öğesi ve ince espriler de vardır Reşat Nuri'nin. Özellikle Çalıkuşu eseriyle yani aslında Milli Edebiyat'ın böyle at başı romanlarından e, en böyle mihenk e, taşlarından biri Çalıkuşu. Gerçekten Anadolu'nun e, anlatılmaya başlandığı merkezinde Anadolu'nun olduğu ilk romanlardan Çalıkuşu. Hatta Atatürk'ün de. Savaş esnasında e, okuduğu romanlardan biri Çalıkuş'u. Zehra Acımak romanı kahramanı değil mi hocam? Evet. Ha. E, Koç Yiğit Köroğlu ve Köşebaşı tiyatroları Ahmet Kutsi Tecer'in oyunları. Özellikle işte ee, köşe başı ve yaprak dökümü e, bu doğu batı çatışmasını anlatması açısından önemli iki örnek olarak karşımıza çıkıyor Ahmet Kutsi Tecer deyince de orada bir köy var uzakta şiirinin de e, şairi aynı zamanda aynı zamanda ne Ahmet Kutsi Tecer orada bir köy var uzaktayı yazdı Bununla beraber Koç Yiğit Köroğlu ve Köşebaşı oyunları oldukça önemli. Köşe başında e, Doğu Batı çatışmasını anlattı. Tıpkı Reşat Nur'un Yaprak Dökümü romanında yaptığı gibi. Aynı zamanda Köşebaşı oyunu Amerika'da Neighborhood adıyla da oynatıldı. Önemli oyunlardan biri. Ahmet Kuti Tecer deyince başka ne geliyor aklınıza? Haydi soru cevaplayın. Ee, Reşat Nuri'ye geri dönüyorum ben. Bu hani bir arada soru soruyorum ki sizlerde böyle şey yapın. Evet Yıldırım dedi. Aşık Veyseli edebiyatımıza tanıttı Aşık Veysel. E, Ahmet Kutsi Tecer. Bravo. Aşık Veysel şaturoğlu edebiyatımıza tanıtan kişi aynı zamanda Ahmet Kutsi Tecer. Cumhuriyet döneminde bahsedeceğiz milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren kişiler arasında. Ondan da ayrıntılı olarak arkadaşlar. Gelelim Reşat Nuri Güntekin eserlerine. Sizler de söylediniz zaten. Çalı Kuşu, Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi, Hep Çıkar Acımak, Damga, Kızılcık Dalları, Eski Hastalık, Miskinler Tekkesi, Kadınlar Tekkesi Refik Halit Karay, Miskinler Tekkesi Reşat Nuri Güntekin demiştik. Yaprak Dökümü oldukça önemli. Ateş Gecesi, Bir Kadın Düşmanı da çok güzel ya. Aynı zamanda günlük türünün de e, romana entegre edilmesi açısından önemli ee, bir kadın düşmanı çok güzel bir roman okumanızı tavsiye ediyorum gökyüzü, değirmen, yeşil gece gizli el, harabelerin çiçeği, sönmüş yıldızlar, kan davası kavak yerleri, son sığınak romanları ee, yeşil gece de çok çıkıyor sorularda arkadaşlar damga, çalı kuşu, dudaktan kalbi, akşam güneş, acımak, miskinler tekkesi çok çıkıyor sorularda değirmeni de görüyorum yaprak dökümü, bir kadın düşmanı lütfen bunları Unutmayın. Hikayeleri, Roçit Bey, Eski Ahbap, Tanrı Misafiri... Mesela hikayelerinde Tanrı Misafiri çıkıyor. Türünü bilin. Hangisinin türü diğerlerinden farklıdır gibi sorular geliyor mesela. Dört tanesi roman, bir tanesi hikaye oluyor. Tanrı Misafiri'nin hikayesi olduğunu bilin arkadaşlar. Sönmüş Yıldızların, Reşat Nuri'nin hikayesi olduğunu bilin. Tamam mı? Leyla ile Mecnun olan işler Nenesi Kro. Oyun. E, oyunları da var Reşat Mündürünün. Tiyatro yazdığını da bilin. Hançer, Eski Rüya, Ümidin Güneşi, Gazeteci Düşmanı, Şemsiye Hırsızı, İhtiyar Serseri, Taş Parçası e, vesaire Bunların yaprak dökümünü, Yeşil Gece'nin oyunlaştırılmış, tiyatrolaştırılmış hallerini de yazdı. E, Balıkesir Muhasebecisi. Bu da böyle benim karşıma çıkıyor. Tanrı Dağı Ziy Ziy Ziyafeti. Bu da çıkıyor karşıma o yüzden yıldızlıyorum o yüzden lütfen bunları bilin ve Anadolu notları arkadaşlar Reşat Nuri Güntekin deyince rica ediyorum size Anadolu notlarını hakkınızda ee, şey yapın damgalayın damgada neydi romanıydı değil mi arkadaşlar Anadolu notları deyince de hakkınızda kim gelecek Reşat Nuri Güntekin gelecek nenesi kuraya kahkahalar atılmış kadın düşmanını radyo tiyatrosunda dinlemiştim. İsmi yanıltmasın çok güzel bir eser kesinlikle öyle. O zaman hadi bakalım size sorular soracağım ve dersi bitireceğim. Makale olarak Milli Edebiyatın manifestosu ve şiir olarak Milli Edebiyatın manifestosu. Nedir? Makale olarak Milli Edebiyatın manifestosu, şiir olarak Milli Edebiyatın manifestosu. Neydi bunların adları? Haydi cevaplandırın. Makale olarak ve şiir olarak Ömer Seyfettin Genç Kalemlerde yeni lisan makalesini yazdı. Dille sadeleşmek mevzusu anlatıldı burada. Dilin sadeleşmesi gerektiğini söylediler. Ömer Seyfettin yazdı ama sonra soru işareti koydular falan diye anlatmıştık zaten. Çok güzel arkadaşlar. Şiir olarak da yeni lisan, ay şiir olarak da sanat şiiri. Kim yazdı sanat şiirini? Dur Ahmet şiir hakkında bazı mülahazalarının şu an konumuzla hiç alakası yok. Fecrati döneminde ilk poetika saf şiirin anlatıldığı bir makaleydi ama milli edebiyatla şu an ve benim soru sorduğum sorularla hiçbir alakası yok onu karıştırmayın şu anda. Yeni lisan makalesi Ömer Seyfettin denildi çok güzel. Sanat şiiri kimindi? Onu da cevaplandırın. Sanat kimin şiiriydi arkadaşlar? Faruk Nafiz Çamlıbel şahanesiniz şahanesiniz. O halde haydi devam ediyorum. Ee, Türkçülüğü belli bir sisteme bağlayan kişi kimdi ve bunu hangi eserinde yaptı? Türkçülüğü belli bir sisteme bağlayan kişi kim ve bunu hangi eserinde yaptı? Ve bundan sonra zor bir soru soracağım size. <laughs> Türkçülüğü belli bir sisteme bağlayan kişi dedim. Ziya Gökalpler geldi. Bravo. Peki hangi eserinde? Can canlı da değilsin hayatım. Canlı al. <laughs> Türkçülüğü belli bir sisteme bağlayan Ziya Gökalp. Kızıl Elma'da yapmadı. Kızıl Elma evet onun şiir kitabı. Altın Işık Yeni Hayat şiir kitapları. Bravo. Ama Yalçın'ın da söylediği gibi bunu Türkçülüğün esaslarında yaptı. Peki. Ee, Türkçülükle ilgili aslında ee, Böyle bu işin ee, Adımlarını böyle yavaş yavaş atmaya Başlayan tohumlarını eken iki kişiden bahsetmiştim Evet Ziya Gökalp Milli Edebiyat döneminde Bunu belli bir sistematiğe bağladı ama Türkçülükle ilgili ilk araştırmaları Ve böyle adımları atan iki kişiden bahsetmiştim Kimdi onlar Kimdi onlar Keşke bu canlı yayın ve sizin aranızdaki bu zaman farkı olmasa. Ahmet Vefik Paşa dedi Hatice. Bravo. Bir kişi daha var. Ee, sözlükte yazarıydı, dil bilimciydi. Şemsettin Sami. Bravo. Tebrik ediyorum. Ahmet Vefik Paşa deyince aklınıza ne geliyor? Ahmet Vefik Paşa hangi dönemde e, ee, hangi eserler var, verdi ve hangi edebi akımdan etkilendi Ahmet Vefik Paşa? Ne dersiniz Ahmet Vefik, Vefik Paşa ile ilgili? Ahmet Vefik Paşa deyince aklınıza ne geliyor? Hayır Mehmet Emin Yurdakul değil. Ben e, Türkçülükle alakalı evet çok önemli yani milli şairimiz Mehmet Emin Yurdakul evet ama e, ee, Türkçülükle ilgili araştırma ve incelemeler yapan işte sözlük çalışması yaptı Şemsettin Sami Mehmet Vefik Paşa Keza Şecere'yi Türkiye'yi yazdı falan bundan bahsediyorum çevirileri var evet ee, Fransızcadan Fransız peki hangi tür 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 realizm değil realizm değil Ahmet Vefik Paşa realizm değil Hayır, Tanzimat birinci dönem sanatçısı. Arkadaşım, Realizm değil Ahmet Vefik Paşa. Hayır 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 hayır. Tanzimat birinci dönemde iki önemli akımdan bahsetmiştik. Özellikle etkili. Klasizm değil mi? Ve romantizm demiştik. Tanzimat birinci dönemde. Klasizm ve romantizm. Tiyatroda klasizm. Hatta Ahmet Vefik Paşa ve Şinasi e, klasizmden etkilendi demiştik. Mesela şiirlerinde Namık Kemal romantikti romantizm akımından. Ahmet İcat Efendi romantizm akımından etkilenmişti değil mi arkadaşlar? bir Tanzimat birinci dönemde. Ahmet Vefik Paşa Türk tiyatrosunun babası değil mi? Türk tiyatrosunun babası Bursa'da ilk tiyatroyu kurdu. E, Fransızcadan Fransız tiyatrosundan çeviri ve adaptasyonlar yaptı ve burada oynattı demiştik. Klasizmden etkilendiğini söylemiştik. Tiyatro türünde eserler vermiş. Kresiz akımından etkilenmiştir. Mor çeviriler yaptı dedi. Black Eagle. Bravo. Çevirmen bir devlet adamı dedi Yalçın'da. Bravo Türk tiyatrosunun babası olarak kabul ediliyor Ahmet Refik Paşa. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Yani bugün edebiyata başladın ve milli edebiyattan başladın. Ben tanzimatla ilgili falan sorular soruyorum. Beni anlamıyor olman çok normal Winner'cim. O yüzden en baştan videoları yavaş yavaş izle. Bana yetiş. Şecere'yi Türkiye'de geldi Ahmet e, a, 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 Ahmet Vefik Paşa. Bravo. O zaman hadi size devam ediyorum sorular sormaya. Ee, kirpi. Kimdi Kirpi? Cimri tiyatrosunu da çevirdi Ahmet Paşa. Evet bravo. Kirpi. Kim? Bir de size bir soru sormak istiyorum. <laughs> Sorayım mı Mehtap? Kişisel bir soru saçlarımla ilgili. Doğru. Saçlarımı böyle simsiyah boyatmak gibi bir düşüncem var. Sizce bana yakışır mı? Bir de bunu cevaplandırmak. <laughs> Ay Allah'ım. Refik Halit Karay kirpi. Bravo. Peki Refik Halit Karay'ın eleştiri yazılarını topladığı eserlerini söyleyin bana. Refik Halit Karay'ın eleştiri yazılarını topladığı eserlerini söyleyin bana. Evet Gamze yakışmaz dedi. Ay kimse yakışmaz. Herkes yakışmaz diyor. Yapmayayım isim siyah ya. Peki. Hatice sordum soruya cevap ver ayol. Hadi bana Refik Halit Karay'ın eleştiri yazılarını topladığı kitapları söyleyin. I am Brat. Sana katılıyorum ya. Nidan sana da katılıyor. Şimdi birilerinin bana yapın hocam demesine ihtiyacım varmış. Hmm. Kirpinin dedikleri dedi İrem. Evet. Bir de benim böyle pıt, pıt 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 garip garip hareketler yaparak anlattığım bir eseri vardı. Kirpinin dedikleri evet. Hatice diyor ki sorduğunu söyle. şey boşluğu doldurmaya çalışan kişi gibi Hatice. <laughs> Bildiğim her şeyi yazayım. <laughs> Ama ben puan verme hayatım. Sordum soruya cevap ver. Guguklu saat. Bravo. Kirpin dedikleri guguklu saat. Ee, peki peki peki. Hangi dergide yazdı bu mizahi yazılarını? Refik Ayet Karay. Vallahi mı Yalçın ya? siyah bak. <laughs> Yakışmaz dediler. Evet. Hayır hocam kandırmayın kendinizi. Peki. Ya ne Yapmayın hocam ya. Peki. Peki peki deyip bir sonraki yayına geliyormuşum ya Hepsini hepin valla benim moralimi bozarsınız size. Hocam ne yaptınız ya? Niye yaptınız? Valla gider kazıtırım. Genç kalemler değil. Ha genç kalemler ekibindeydi. Evet tamam. Merve yanlış söylemedin dergiyi sordum ha genç kalemlerle dergi ama böyle mizah yazılarını yazdı sonradan tekrar çıkarttı ay dedi ama genç kalemlerle doğru aferin size aferin 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 um, sonra peki 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 anladık <laughs> soru soracağım size Reşat Nuri Güntekin'in gezi yazısı türündeki eserini söyleyin. Peruk, peruk takın hocam. Bulsam takacağım ha. Winner <laughs> ne diyorsun oğlum ya? <laughs> Loading. Genç kalemler miydi? Ha o bir önceki soruya cevap veriyor. Anadolu Notları. Bravo. Reşat Nuri Güntekin'in gezi yazılarının topladığı eseri Anadolu Notları. Sonra 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 Reşat Nuri Güntekin'in hikayelerini söyleyin bana. Reşat Nuri Güntekin'in hikayelerini söyleyin bana. Çok şey. Nida ya çok Canım evet, benim mantıklı. Çok, mantıklı. Çok, çok mantıklı Fena değilim ya Siyah halim fena değil arkadaşlar <laughs> evet, bu İnsanlarda... Yani benim bak dibim ana açıp bu aslında yani kızıl değilim Tanrı misafiri bravo Tanrı misafiri Black Eagle ee, Şeyin Reşat Nuri Güntekin'in hikayesi Roçilt Bey Bravo Olağan işler. Bravo Gamze. Aferin size. Aferin. Ama bir tane daha var ya. Ben onu da duymak istiyorum. Yani Reşat Mürnün bir hikayesi daha var. E, yıldızlamıştım da hatta. Onu da duymak istiyorum sizden. Instagram'da var mıydı? Kaldırdım herhalde Instagram'da ya var mıydı? Altlara doğru vardı herhalde. Bakın. <laughs> sarışınlar rayıp olmasın. Yarı siyah, yarı yarı yarıya yapın diyor. İyice beni burada maskot edeceksiniz öyle mi? Sönmüş yıldızlar geldi bravo nenesi Kroda demiştik. O kadar güldünüz ayol niye söylemediniz Yaşat gün Güntekin'in hikayesi diye. Ee, o zaman o zaman o zaman bana Ziya Gökalp'in şiirlerini söyleyin arkadaşlar. Son bir, bir sorudan soracağım sonra yayını bitireceğim. Ziya Gö Gökalp'in şiirleri. Leyla ile Mecnun'un Reşat Nuri Güntekin'in hikayesi. Buket evet. Bak ısrar edince yavaş yavaş yakışır demeye başladılar. <laughs> Ay Allah bir son. Katice Kızıl Elma. Çok güzel. Ey Türk Uyan. Ziya Gökalp'in şiir kitabı mıydı? Yoksa Yalçın. Ey Türk Uyan. Ziya Gökalp'in şiir kitabı mıydı? kimin de? Kızıl elma. Altın ışık. Çok güzel. Lisan şiirinde dilin sadeleşmesiyle ilgili mevzuyu anlatmıştı Ziya Gökalp Ümmühan Doğru. Yeni hayat, altın ışık ve kızıl elma. Ziya Gökalp'in şiirleri. Peki Ey Türk Uyan kimin de? Ey Türk uyan. Kimin de arkadaşlar? Bunun cevabını aldıktan sonra son sorumu söyleyip. Gidelim buralardan dayanamıyorum. Tabii ki dayanıyorum. Sizlerle dersleri elbette seviyorum. Yeni hayat, altın ışık, kızıl elma çok güzel. Mehmet Emin Yurdakul. Ey Türk uyan. Peki Mehmet Emin Yurdakul'un şiirlerini de söyleyin bana. Ve kapatıp dükkanı gidelim. Arif Nihat Asya'yı evet salladın bayağı o bayrak şairimiz evet ama Cumhuriyet döneminde millet biraz zevk ve anlayışını sürdüren kişiler arasında bahsedeceğiz. Arif Nihat Asya'dan Hatice'cim. Mehmet Emin Yurdakul evet Ey Türk Uyan ve Mehmet Emin Yurdakul'un diğer şiirlerini de sizlerden bekliyorum arkadaşlar. Ve Mehmet Emin Yurdakul'un en en ünlü şiirini de sizden bekliyorum. Cenge giderken dedi Merdüm Güriz şahane Damla Turan Tarhan tam sesleri dedi evet Mehmet Emin Yurdakul doğru. Ben size hikaye anlatmıştım ya. İşte fan sesleri güzel. Türkçe şiirler güzel. E Türk uyan şahane. Cenge giderken evet. Turan'a doğru evet. Türk sazı evet. Şiir kitaplarını soruyoruz ya evet Türk sazı. İki tane daha istiyorum. Duymak istediğim iki tanesi daha var. Haydi. Hadi ben söylüyorum. Zafer yolunda ve evet. Zafer yolunda dedim. Şak diyirem söyledi. Ve ordunun destanı Damda. Bravo arkadaşlar. Milli Edebiyat e, ee, birinci bölüm burada bitti. ikinci bölümde kalan. Şimdi Yakup Kadri Karasman onu halde adı var vesaire. Ali Cenip, Yöntem. Onlardan bahsedeceğiz. Güzel sorularını da çözeceğiz. Ondan sonraki derse de Tanzimat, Servet Film, Fecrati, Milli Edebiyat. Şöyle güzel karma sorular çözeceğiz. Sonra verelim Cumhuriyet. Tamam mı arkadaşlar? Sizleri öpüyorum ve seviyorum. Kanala abone değilseniz abone olmayı. Videoyu beğenmeyi, videonun sonunda yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Youtube algoritması için bunlar oldukça önemli. Saat 16'da Hangi dersiniz var? Matematik dersiniz var. Çok önemli konular işliyoruz AYT Matematik adına. Rica ediyorum gelin katılın. Anlamadığınız yerleri yorumlardan sorun. Ben de Ali hocanıza ileteyim. Saat 16'da matematik dersinde görüşmek üzere.